Cümleten selamın aleyküm. Değerli takipçilerim. Ay çok değişik sesler geliyor buradan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz hamdolsun iyiyiz. Biraz sıkıntılıyız. Biliyorsunuz. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır dedikleri ocağa denk geldi. Ocak kapıdan baktırıyor, kazma kürek yaktırıyor. Görüyorsunuz. Karın yüksekliğini şöyle ayağımda Hasan'ın çizmeleri var. Bu ayağımı şöyle bir karın içine sokacağım. Size de derinliğini görüyorsunuz. Çizmeyi tamamen boyluyor aslında. Arabayı görüyorsunuz. Arabanın üzerine bir araba daha çıkmış. Şunun üzerine görüyorsunuz. Maşallah, barakallah, bereket yağdı. Gerçekten yıllardır beklenen kar yağışı bu olsa gerek. Vallahi her yer gömüldü. Bizim ev neydim yok olmak üzere. Şöyle sobalarımın biri doluydu. Üzerine kar dolmuş maalesef. Diğerini de dolduracağım. Şimdi şöyle motorumuz falan. Kar dipi boran. Çok kötü olmuş. Şimdi Hasan'ın çizmeleri giydim. Ben böyle kendi odamıza gelirken kürümüştüm. Buraları tekrardan kar kapatmış. Katık evimize gidiyorum can dostlar. Şöyle görüyorsunuz kalınlığını. Maşallah, barakallah diyelim. Gerçekten tozun toprağın bunlara ihtiyacı vardı, kara dipiye. Biz ne kadar zorluk çeksek de beklenen kar yağışı buydu. Aba. Şöyle. Buraya da halımızı Hasan'la koymuştuk. Dışarıda kar yağıyor diye burada kaldı. Sıvı yağlarımız falan donmuş. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz sıvı yağlarımızı. Depomuzdaki yağlarımız donmuştur. Evde bir tane var. Şimdi ben buraya geldim. Çay götüreceğim. Ondan sonra turşu götüreceğim. Şu kompostodan götüreceğim. Bir de et götüreceğim. Şuradan da küçük saç tavamızı alacağım. Bugün evde saç tava yapacağım. Mutfakta. Şunu şöyle koyayım. Ömer'im uyuttum. Ömer'i bugün uyutmuştum arkadaşlar. Sabah her zamanki rutin saatinde, uyuma saatinde. Hasan'ın bir telefon çaldı. Bir de yükseldi. Yanından inmiş. Korkmuş, uyanmış o da. Normalde kendi odamda uyutuyorum. Onu o yüzden sessizliğe alıştı. Televizyon sesini birazcık açtım. Ondan sonra da oraya yatırdım. Uyuyor. Hasan var yanında eğer uyanırsa. O uyanana kadar ben de buradan saç tavamı, etimi, çöreğimi, turşularımı götüreceğim. Garda tipi de bir daha çıkmak istemiyorum buradan. Evden. Çay götüreceğim. Onu da unutmadan bir indireyim. Şunu görüyorsunuz çaylarımızı. Bismillah. Biz böyle alıyoruz, depoluyoruz. Konuşamıyorum bazen. Her birime gitmem de illaki iki tane, üç tane ya da bir tane bir çay alırım. Evde olsun ya da olmasın. Hiçbir önemi yok. Hazır olsun, elimizin altında olsun diye şöyle çöreğimizi de annem gitmeden çıkartmışmış, sağ olsun. Şimdi buradan et çıkaracağım. Şey, bir tane temiz kovamın içine aldım. Çayları da şöyle eğer koyabilirsem ne mutlu bana. Alamadım. Şöyle alsam. Şöyle malzemelerimi aldım. Şimdi bu saç tavam biraz paslanmış. Sacım. Onu bir güzel yıkayacağım. Ay, buz gibi kar vuruyor yüzlerime. Şurayı sabah kürüdüğüm yerler bile geri kapanıyor. Sobamızı da dolduracağım. Şimdi bunları şuraya koyacağım. Mutfağımın son halini de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bunların da demiri takılacak. Fırınımız temiz. Mutfağıma giremedim. Sular yoktu arkadaşlar. Birincisi. İkincisi de Ömer uyumadı. Hasan dışarıdan gelemedi. O yüzden mutfağım biraz geç kaldı. Oturma odamızı falan temizledim. Oturduğumuz yerde. Oralarımızı temizledim. Sildim, süpürdüm ama maalesef ki mutfağıma çıkamadım. Çünkü hem sobamız sıcak hem de çocuklarımın ikisi de daha küçük. Yalnız bırakma gibi bir imkanım asla yok. Hasan dışarıdan gelmedi sürece olmadı. Şimdi Hasan var çocuklarımın yanında. Ömer tabii ki de uyanmış. Bir 10 dakika uyudu. Öyle işte. Şimdi ben buraları bir derleyip toplayacağım. Ondan sonra hemen yemeğimi ocağıma koyacağım inşallah. Evet can dostlarım. Elhamdülillah gördüğünüz gibi bu işi de hallettim.
Şöyle bulaşıklarımı yıkadım. Buradakileri dizdim. Yıkadıklarımın yaş olanlarını tekrardan sildim. Dolaba dizdim. Nasıl makinama doldurdum. Bardaklarımı da şimdi de şöyle etimi bile doğradım inanın ki. Çünkü hemen hemen yapmam gerekiyor. Ömer'in uyandığı için onun yanına gideceğim. Bunun altı kısık gibi sanki ama değilmiş. Önce böyle etimin suyunu biraz çektireceğim. Ondan sonra sıvı yağsını, soğanını, domatesini, biberini inşallah ekleyeceğim. Şöyle kameramı. Birazcık soğan söğüşleyeceğim, soğan smaklayacağım. Ondan sonra birazını da zaten yemeğimiz için doğramam gerekiyor. Şöyle bir daha karıştırayım. Bugün aklıma bu geldi. Hasan'a soruyordum ne pişirelim, sence ne yapalım diye. Fikir almayı çok severim çünkü hani bir istekleri, arzuları varsa ona göre pişireyim. Hem onların canının istediği olsun diye düşünürüm hep ama Hasan her zamanki gibi ne yaparsan bilmiyorum artık de. Eminim ki herkesin eşi bu cümleyi kuruyordur. İki tane mi doğrasam acaba? Üç tane ufak boydan soğan doğruyorum. Bulaşıklarımı neydim? Yıkadım, iyi oldu. Bir şimdi yemeğimi pişireceğim. Sonra tekrar çocuklarımın yanına geçeceğim inşallah. Burada kabukları atmayacağım çünkü biraz sonra zaten yine yapılacak. Tabağı alayım. Bunun içine doğrayıp ufak ufak doğruyorum. Çitliyorum hatta, biz buna çitim ederiz. Çitiliyorum bunu. Şöyle. Ömer'in bağırma seslerini de inşallah duyuyorsunuzdur. Hasan da telefonla görüşüyor. Kimle konuşuyor bilmem. Evet, tamam. Bu da tamam. Bir daha şimdi bunun yağsını ekleyeceğim. Bayağı da suyunu da çekti. Hatta az daha dursa da olur şöyle. Saç tavamızda böyle ufacık kibar. İyi oldu. Hasan bunu boyuna gidersem oralarda saç tava yaparım diye almışmış kendine. Boyu satıldıktan sonra bana kaldı. Yağımızı da ekledik. Şimdi soğanını ekleyelim içine. Mutfakta saç tava, ben bunu ilk defa yapıyorum. Normalde biz dışarıda yaparız evler yağlanacak diye. O çünkü bayağı büyük bir yeri yağlandırır ama bu ufak kibar. O yüzden sıkıntı olmaz inşallah. O ufada pişirilecek. Şu anda çok güzel koktu içine girince. Tabağımızın içine kaşığımızı koyalım. Yalnız suyunu dökülmemiştir. Şöyle biber turşusu getirdim aşağıdan. Hasan çok sever bunu. Bir de şöyle peynir buldum diptirizimizde. İnşallah bizim taze peynirimizdir. Onu ümit ederekten getirdim.
Bilmiyorum artık, bakacağız. Soğan kabuklarını bir atayım çöpümüze. İyi oldu. Şu domatesim var, yine bitiriz. Ben yazın dolaba attığımız domatesimiz ve şöyle biberimiz var. Tabii ki de bunlardan az miktar ekleyeceğim. Ama domatesimizi birazcık doğramam gerekiyor. Çünkü bayağı çok ve don olduğu için doğrayıp da koymuştum ama donu çözülmediği sürece belli olmuyor doğranmış olduğu. Birazcık şöyle kendi kararımı alacağım. Şöyle açalım. Şöyle poşeti yırtmadan şu kenar kısmından biraz alayım. Niye böyle? Normalde hemen doğranırdı. Olmaz. Bir sürü bıçak alayım. Evet. Büyük bıçaklarım da var ama ben ufakları seviyorum. Şunlar var. Solingen'in bıçakları. Genelde hep bunlar kullanıyor. Bazen bana yazıyorsunuz böyle bir şey yaparken senin büyük bıçağın olmaz mı yok mu diye. Var tabii ki de. Bir evde ne istiyorsanız hepsi var yani aklınıza gelebilecek ama. Bunun biraz daha çözülmesi gerekiyor sanırım ama. Hemen ben doğramak istedim sanırım. Soğanımızda bayağı kavruldu. Şimdi ben bunu solak elimle doğruyorum. Size sağ gibi görünüyor. Çünkü videoyu ön kamerayla çekiyorum. İzleyicilerim yazıyor bana ailede bir tek sen mi sağsın diye. Bir tek ben sağım. Herkes sağ eliyle yiyor gibi görünüyor sol eliyle ama sağ eliyle yiyorlar. Ben solağım buyum mu değiştiremedim. Domates de yeter bence. Hamlatmayayım artık. Ellerim dondu. Şöyle bağlayalım. Yeniden dolabımıza bunu atarız. Şöyle. Zaten etimize, biberimize, soğanımıza göre yeterli. Ay bu gibi vallahi. Böyle bir şey dur. Biberimizi de şöyle ağzını biraz keseyim. Bu da çıkmayacak herhalde. Bugün hepsi benim aksime geliyor tersine. Biber normalde o kadar çok donmaz. Hemen açılır. Gördüğünüz gibi domates sulu olduğu için birbirine giriyor hemen. Şöyle. Domatesim ve biberim de tamam. Biraz daha biber eklesem sanki daha güzel olacak gibi düşünüyorum. Şöyle. Bu da tamamdır. Biberimiz de yeter. Bunu da ağzını bağlayayım dolabımıza dökülmesin. Ellerim de dondu. Mutfak buz gibi bu arada. Bana izleyicilerim yazmış geçenlerde o mutfağı bir soba kurun diye. Buranın bacası yok. Varsa da eğer şu dolabın arkada kalmıştır. Bilmiyorum yani. O yüzden hani bacası olsa bile de kurmayız. Çünkü bizim buralarda mutfağı hep kuran olmaz. Nadir. Mutfakta sürekli oturan biri olursa kurar. Ama öyle sadece yemek yapmak için de sanmıyorum kuracaklarını. Biberimiz, her şeyimiz hazır. Şimdi soğan doğrayacağım. Ömer'ime çorba yapacağım bu arada. Bir de onun tenceresini çıkarayım. Bunları da ekleyelim hepsi beraber.
Olsun. Biberi çok gibi sanki ya. Neyse olsun bakalım artık. Bunun için ayırdım. Biraz daha yağ katkısı yapabilirim. Yağ da az gibi. Pişmedi bir çorba yapalım. Şöyle tenceremi çıkardım. Ne yapayım diye düşünüyorum. Evet can dostlar, ömüşümün çorbası pişti. Şöyle biber turşumuzu koydum, kaşığımızı, bardaklarımızı, soğanımızı şöyle sumakladım. Gördüğünüz gibi şöyle geçelim. Saç tamam da oldu. Oldu da bitti maşallah. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. İyi pişmişti bilmiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şöyle. Şimdi biz bunu yiyeceğiz. Sonra Hasan ahıra gidecek. O zaman soframızda görüşürüz. Evet can dostlar. Selamun aleyküm. Eyo. Eşimin kanalına hoş geldiniz. Bize hemen önce yemek hazırlamam olur. Yapma öyle. Öber'in merhabası. Evet. Senin suframız hazır arkadaşlar. Gelin diyor baba. Yemeğimiz de hazır. Gelin mi diyor? Anne. Ahıra girmeden yemeği hemen hazırlamak anne. İstedim. Annem. Ömer ne yaptın? Bu ne? O tavuk çorbası anneciğim Ömer'e. Ben fark etmedim. Fark edemedin mi? Fark etmedim. Allah'ım Ömer'i ben hızlıca yiyeyim. Ahıramız akşam koy. Olmadan ben gireceğim arkadaşlar. Saat 4.30'a geliyor. Anne yumama çizgi bu. Yok anneciğim değil öyle. Çöreklerimizi ısıttım Hasan. İyi şimdi yapmış. Burada ısıtsam ısınmaz bir saat biliyorum. Anne ama bu da... İnşallah lezzet daha da tuzu güzel olmuştur. Soğan sumakladım. Şöyle. Soğana çatal geçsin. Anne yağlı yapıyor muydun ya? Olsun ben. Anne. Anne. Anneciğim yağlı İyi. Yapıyordun ya. Güzel. Anne yukka demiyorum da şunlarla. Yanına sağa. Anne. Olsun. Al bakalım. Bismillah çektin mi? Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar ortalık kargış. Videoda gösterdim ben. Sen gösterdin mi? Biraz gösterdim. Tamam anne bir dakika. Ekmekten önce kolay çay düşün diyorum. Valla. Dışarısı çok soğuk. Kara çıktım. Kızı kapağım boyladı. Çöp attım geldim. Çöpü oraya kurmamışlar. Bir tane kepçe geçmiş. Azıcık ortaya almış gitmiş bir cızı. Ya bir daha geçti. O da aynı onun gittiği yerin aynısından. İnsan kapıların önüne birazcık gelir şöyle. Önceden şey olurdu, o kredem değil, ona bir şey de verdi, o çok şeydi. Geniş ağzıyla şöyle. Ama kar çok ya, o üstten gir atar gider. Maşallah kar bayağı çok, bu sene bereket yağdı al aslanım. Ömer'in çorbası soğusun diye bekletiyorum biraz, ömüşü. Kola! Yandım anne senin yemeğinden. Niye anne, sıcak mıydı? Daha az önce yedin de ben. Bir tane verdim ya, turşundan da yiyin. Soğan da bitirelim, israf olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Verir mi sana kolay otur? Yok otur alırsın. Soğanını alsana. Acı olmuş değil mi? Biliyorum. Anne dedim. Burada abla gidin sana almadı can sana. Beni aradılar. Aleykümselam. WhatsApp'a durum yaptım arkadaşlar oradan görmüş. Neyi yap dedim ki? Arabayı çek dedim ya yukarıda olmuş üstüne. Anne. Bayağıdır konuşmuyor da meşgul olma şeylerle yapmayın annem. Gelen giden alıyormuş onlara da. Misal annene gelen giden. O yüzden şey yapıyor. Mesajlaştın da. Baş sağlığına gelen giden oluyor dedi. Vallahi bize kurumdur arkadaşlar. Can sevinen ilgileniyor. Ben de ahıra gidiyorum. Aynen. Baba. Bunu da görüyorsunuz. Hasan'ın ahır saati geldi. Az sonra gidiyor. Ay kızımız da doğuracak gibi süzülüyor yok. Ondan bilmem ben de. Yüksel peçe de evi getir gel. Ne zaman buz olacak? Koş bebeğim. Şu
şuradan al göstereyim mi aşağıdan? Gezime gider gibi oldum. Buzdolabı da kurtulacak da. Hayvanı bekliyor kameralardan, şeylerden. Anneciğim getirir misin? Sol elimden vereceğim. Allah'ım ya. Solun evine bilirse bak hele yarabbilerim. Daha önce bir kere söyledim, hemen aldı. Ben geçen deyince bilemiyordu değil mi? Yok, bildi. Biliyor musun? Okul renkleri bilemedi. Ha he. Sol elinden yemek yenilmez dedim buna. Şeytanlarla beraber yenir dedim. Hangisi sağ? Hangisi sol? Sol. O sağ annem. Sol. Sağ. Ömüş. Sen çorban solsun, sen de öyle sol. Doğru. Tamam annem. Sol mu annem bu? Son mu? O zaman can dostlar, bugünkü videom da böyle oldu. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Like atmayı unutmayın arkadaşlar, ücretsizdir. Evet, tamam. Emeğe saygı diyerekten sizlerden like bekliyoruz. O zaman hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar arkadaşlar. Belediye başkanı mı tutturacak onu? Mesela durdur gel hadi babacığım. Videoya boy yeter mi ki oraya? Yeter. Hadi bakalım düşüş. Durdum anne. Ayaska'dan durdurmam da ben. Ay. Herif oldu adam.